Şimdi derse başlayalım. Gelişim psikolojisinden devam ediyoruz. Online derse gelişim anlatıyorum size. Tekrardan sistemi açıyoruz. Siz de notlarınızı açıp takip edebilirsiniz veya benim buradaki notlarımda. Hocam hangi konu? Şimdi biz gelişimde geçen hafta ne yaptık? Sanki Freud'u yapıyorduk, öyle hatırlıyorum. Şey, fallik dönemde kalmıştık galiba hocam. Evet. Hatırlatalım. Biz Freud'un id, egosu, feregolarını yaptık. İşte id'in doğuştan geldiğini, ilkel olduğunu anlattık. Egonun karar verici olduğunu anlattık. Süper ego da ahlaki yanımız dedik. Çatışma durumlarını anlattık. Yaklaşma, 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 kaçınma ve kaçınma, kaçınma diye. Ve sonra egonun kullandığı savunma mekanizmalarına girdik. Size dedim ki savunma mekanizmaları çok fazla var. Sayısı çok fazla. Hani biz daha çok önemli olanları işliyoruz. 12-13 tane anlattım size. Savunma mekanizmaları bir insanda geçici rahatlamalar sağlar ama kalıcı çözümler değildir. Her sağlıklı insan mekanizma üretir ama sürekli sürekli aynısını üretmek ve çok sık kullanmak sağlıklı değildir diye yorumlar yaptık. Mekanizmalarla ilgili konuştuk. Sonra dedik ki bizim psikoseksüel kuramımız vardı. Son olarak Freud'un kuramı buydu. Burada da insan hayatını 0-18 yaş arasına hapsetmişti. Yalnız ilk 6 yıl çok daha kritik öneme sahip dedik. Ve bu ilk 6 yılda oral, anal ve fallik dönemde eğer ebeveynlerin bakımı yanlış, tutumları yanlış olursa çocuklar oralara saplanıyor. Yani oral, anal ve fallik döneme saplantı yaşarız. Eğer anne baba tutumu hatalı olursa. Bir kısmını anlattık. Oral dönemden bahsettik. İşte saplantı dedik. Aşırı iyimser, obez, tembel, alıcı, tırnak yiyen, sakız çiğneyen dedikodu yapanlar. Anal dönemde tuvalet eğitiminden bahsettik. Bunun saplantısı titiz, cimri, otoriter, düzenli gibiydi. Ve bununla ilgili soru gelmişti. Yani anal dönemle ilgili sınavda bir tane de olsa çıkmış sorumuz var. Sanki burada kaldık artık. Buradan ilerliyoruz. Şimdi 2019'da KPSS'de ilk kez karşımıza geldi. İlk kez fallik dönemi. 3 ila 6 yaş arası. Şimdi bu dönemde erojen bölge hayatı tanıdığımız, zevk aldığımız bölge demiştik. Genital yani cinsel organlar. Ve bu dönem dikkat edin ana sınıfı çocuğu bunlar. 3 ile 6 yaş arasındaki çocuk artık cinsiyet farklarını anlıyor. Yani hayatta iki tane cinsiyet var. Biri kadın, biri erkek. Ben erkeğim. Kadın nasıl? Merak ediyor. Ve etrafındakilere bununla ilgili sorular soruyor. Ve sürekli gördüğü etrafındaki annesine, babasına hayranlık duyuyor. Bakın bu dönemde sizler de fark etmiş olmalısınız. Kız çocukları babaya düşkün ve hayrandır. Erkek çocukları da anneye düşkün ve hayrandır. Annecidir, babacıdır. Şimdi bunun sebebi Freud'a göre karşı cinsiyete dönük çocuksu bir ilginin olması. Çocuksu bir hayranlıktır. Şimdi dikkat edin bana. Freud diyor ki bir erkeğin anneye duyduğu hayranlığın adı Oidipus kompleksidir diyor. Oidipus yanlış hatırlamıyorsam Yunan mitolojisinden geliyor. Babasını öldürüp annesiyle evlenen kahramanın, kişinin, tanrının adı diye hatırlıyorum. Kız çocuklarının babaya olan hayranlıklarına da Elektra kompleksi diyoruz. Erkeğinki Oidipus, kız çocuğunki Elektra. Şimdi yalnız Freud sağlıklıyken sadece erkeklerle ilgili çalışmıştır. Kızlarla ilgili Freud'un bir çalışması aslında yok. Kızları daha sonraki psikanalistler geliştiriyor. Freud erkeklerle ilgili çok detaylı çalışmış ama. Şimdi erkek çocuk anneye hayranken, Oidipus kompleksi, babasını da bir rakip olarak görür. Hatta bakın, babası onu cezalandıracak. Anneye hayranlığını fark edip onu iğdiş edecek diye korkuyor. Bu dönemde bakın bilmiyorum hiç duydunuz mu? Çocuklarda kastrasyon korkusu vardır. Erkek çocuklarında kastrasyon korkusu vardır. İğdiş edilme korkusu. Hiç duydunuz mu
bu dönem çocukları için diyorlar işte sünnet ettirmeyin falan diye halk arasında konuşulur. Şimdi bu dönem çocukları sünnete götürüldüklerinde babasının onu cezalandırdığını zannediyor. O yüzden doktorlar da eğer bir zorunlu hal yoksa, tıbbi bir zorunluluk yoksa 3 ile 6 yaş arasındaki çocuk pek sünnet etmek istemezler. Bunun en önemli sebebi kastrasyon. Sünneti zaten mümkünse ilk 1 yıl, 1-2 yaşında yapın. Yani 3 yaşında, 2 yaşından sonra çok fazla bırakmayın bu işi. Şimdi erkek çocuklara bir daha dönelim. Erkek çocuk anneye hayran. Bunun adı oidipus. Erkek çocuk babadan korkuyor. Bunun adı kastrasyon korkusu. Oidipus kastrasyon. Oidipus kastrasyon. Bunlar şu anda birbiriyle çatışır. Erkek çocuk ya anneye hayranlığından vazgeçecek ya da babasının cezasına boyun eğecek. Ve bir süre sonra Freud diyor ki erkek çocuk babasından o kadar çok korkar ki anneye olan hayranlığını bastırıp gidip babası ile özdeşim kuracak. Erkek çocuk bu dönemde, geçen hafta anlattım özdeşimi, babasıyla özdeşim kuracak. Yani onun kravatını bağlamaya çalışacak, onun çantasını taşıyacak, onun gibi işe gidiyormuş gibi yapacak. Tamam mı? Yani örnek alma gibi oluyor değil mi hocam? Tabii öyle. Özdeşim demek örnek alma gibi aslında. Onu model Bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii. Peki bunun handikapı var mı? Yani babanın o dönemdeki çocuk üzerinde bir üstünlük kurmasının bir yan etkisi var mı yani bu anlamda? Tabii ki eğer bu korkuyu çocuk daha şiddetli yaşarsa, şimdi oralara geleceğim, çok şiddetli yaşarsa çocuk bu korkuyu ileride kendi cinsiyetini tanımlayamayacak. Bakın arkadaşlar size bir hikaye anlatayım çok kısa. Halk arasında biliyorsunuz, tanıyorsunuz Kerimcan, Fatih Yürek, Yılmaz Morgül gibi kişiler var. Şimdi mesela Fatih Yürek'in hayatına dönüp baktığınızda belki içinizde biriniz vardır. Fatih Yürek'in babası yok. 5 tane falan ablası var galiba Fatih Yürek'in. Hep kadınlarla büyümüş Fatih Yürek. Şimdi bu dönemde kişi eğer karşı cinsle özdeşim kuramazsa, babasından çok korkuyorsa veya babası yoksa, özdeşim kuramıyorsa fallik saplantı yaşıyor işte. Yani soracak olursanız bana fallik saplantı kimdir? Fatih Yürek'tir. Fallik saplantı Kerimcan'dır. Bakın mesela Kerimcan'ı tanıyorsunuz çoğunuz. Kerimcan'ın küçük günde gidin bakın. Onun ablaları hep oje falan sürüyor. Küpe falan takıyor çocuğa o yaşta. Yani siz bu dönemdeki çocuğa eğer erkek çocuğuna kadınsı rolleri, kadınsı davranış kalıplarını öğretirseniz saplantı olur. Mutlaka bir erkekle özdeşleşmesi lazım. Biz buna ters özdeşim diyoruz. Eğer ablanla özdeşirsen, ablan gibi olursan yani kendi cinsiyetini ne yaşarsın ne tanımlarsın. Sıkıntı yaşarsın. Varlık saplantı. Bir de Hocam bu tercih mi yoksa hormonal bir süreç mi? Yani o dönemdeki yaşamış olduğu sosyolojik durumdan dolayı mı yoksa gerçekten duygusal bir şey mi yani bu tarz yönelimler? sorunu anladım. Ben Freud'a göre anlatıyorum yalnız olayı. Dikkat et. Freud bunu hormonal falan görmüyor. Ama bunun hayatta hormonal etkisi de var mıdır diye bana soruyorsan kişisel yorumu bence var. Ama Freud'un olayı anne babanın bakım ve tutum şekli. Ama Freud öyle düşünmüyor. Freud hormonal bakmıyor. Anladım hocam. Ama yorumla Anladım var hocam. der. Bunun dışında Ama gerçekte de bir hocam mesela 2-3 tane oğlu olduktan sonra tekrar oğlu olan bir kadın son çocuğunda kız çocuğu gibi giydirmeye çalışıyorsa ilk oğulları mesela bizim akrabamız vardı gerçekten erkekliydi son çocuğu maalesef öyle. Son çocuğu ne oldu? Yani biraz yumuşak. Çok güzel ifade ettin. 10 numara oldu. Hafif Evet. yumuş oldu. Yani, ama anne babanın suçu çok yüksek çünkü son Pek çocuk. iyi bir tabir olmadı tabii ama. Evet, kaç yaşındaydı? Yani işte mesela kaç 5-6 yaşına kadar saçlarını uzattı, elbiseler giydirdi. Yani güya kız çocuğunu tadını almak istedi. Çünkü Ya son olacak iş mi yani? Yani ama yaptığı şey yanlış. Ama yani dediğimiz gibi yani bu hormonal etkisi de var mıdır diye sordu. Bence var ama etrafından ben de ama baktığımda çevre daha yüksek. evet bir ebeveyn tutumunun da sanki bir etkisi oluyor gibi Tabii. gözüküyor. Çünkü benim iki tane oğlum var.
Babası mesela oğlumun saçını çok uzatmak istedi. Ben izin vermedim. Çünkü 6 yaşına kadar bir kişilik oturması gerekiyormuş. Evet, Freud'un mantığı da bu işte. Yani o dönemde erkeksi rolleri öğretim. Bu arada farklılık dönemin bir saplantısı da şudur, unutmayın. Aşırı anne baba hayranlıkları. Yani fark etmişsindir. Bazı erkekler mesela evlense bile illa annemle yaşayacağım. Anneye çok hayran, anne düşkünü. Anneci diyor. Çok kıskan, annesini kıskanıyor falan. Gibi şeyler de farklılık saplantı olabilir. Eğer etrafınızda bu tarz işte anne babaya hayranlık, kendi cinsiyetini yaşayamayan erkek gibi kızlar da var bu arada. O da olur, fark etmez. Hepsinin bir panik saplantı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu tarz yorumlar getirilebilir. Fakat sınav bunu bir saplantı gibi sormadı da daha yorum gibi sordu. Evet, kim okuyordu bize burada şu soruyu? Kim okuyor? Okuyayım mı hocam? Zahmet. Babasıyla birlikte oyun oynamaktan keyif alan Kuzey, babası gibi tıraş olmayı ve onun arabasını sürmeyi istemektedir. Burada bir Kuzey'in babası oynadık burada, oyunlar... Burada bir ipucu vermiş, onu ispatlayalım önce istersen. Burada bir özdeşim kurmaya çalışıyor partimiz. Bir özdeşimler farklılık dönemde kurulur aile içinde ilk defa dedik. Devam. Evet. Kuzey'in babası oynadık oyunlarda Kuzey'e bilerek yenilmektedir. Bu yüzden Kuzey babasından daha güçlü olduğunu düşünmekte, kabiliyetini annesiyle paylaştığında annesinin ona gösterdiği ilgiden oldukça mutlu olmaktadır. Bu da iyi bir Kuzey'in içinde bulunduğu dönem hangisidir? Bu da iyi bir ipucu. Annesine bir şeyler ispatlama, annem beni beğendi falan gibi şeyler. Anneye bir hayranlık, Oidipus kompleksi sinyalleri vermiş bu soru. O yüzden bu çocuk hangi dönemi yaşıyor diye sordu. Bu işte 2019'da farklılık dönemle ilgili çıkmış ilk ve tek sorumuzdu. Cevabımız Edirne olacak. Burada unutmayın Oidipus, Elektra, kastrasyon korkusu, yetiştik bir arada. Bunları da sınavda literatür diliyle bu şekilde sorabilirsiniz. İsimlerini mutlaka duymuş olun. Var mı sorusu olan? Hocam ilk defa geçtiğimiz dönem çıktı değil mi bu şeyden konudan? Evet, farklılık dönemden ilk defa 2019'da. 19'da pardon. 19'da ilk defa soru çıktı. Tamamdır hocam. Şimdi geldik gizli döneme. Diğer adı latent diye de geçiyor. Latent ya da gizli. Şimdi gizli dönem arkadaşlarım ilkokul yılları. 6-12 yaş ilkokul yılları. Şimdi bu dönemde, hiç sormadı bunu. Erojen bölge, yani idin kendini ifade ettiği vücut bölümü yok. İlk defa bu dönemde yok. Zaten diğer bütün dönemlerde erojen bölge var. İspatlayalım. Anal dönemde ağızdı. Pardon, oral dönemde ağızdı. Anal dönemde anüstü. Farklılık dönemde genital organlar ve genital dönemde yine genital organlar olacak. Ama gizil dönemde vücudun belli bir bölümünde libido, enerji, yığılımı yok. Şimdi bu dönem niye gizil diye anılırız? Bu önemli. Freud diyor ki bu dönemde çocukların karşı cinse ilgisi gizlendiği için. Haksız sayılmaz. Bakın burası ilkokul yılların. İlkokul yıllarına dönüp böyle bir aklınıza getirin. İlkokul yıllarında hakikaten de biz erkekler kızlardan nefret ediyordu, keza onlar da bizden. Yan yana oturmuyorduk. Bizim onlara kendimizi beğendirme derdimiz yoktu, saçımıza jöle sürdük. Onların da bize kendini beğendirme derdi yoktu, makyaj etmek falan gibi sorunları yoktu. Dolayısıyla bu dönem harbiden de, ilkokul çağı harbiden de karşı cinse ilginin yok olduğu, gizli kaldığı bir dönem. Bunun sebebi süperegonun ortaya çıkması. Süperego biliyorsunuz 4-5 yaşında ortaya çıkıyor. 4-5 yaşında süperegonun varlığı, işte böyle şeyler ayıp sorulmaz gibi toplumun oluşturduğu bu süperegonun algısı gizli dönemde iyice kendini hissettiriyor ve karşı cinsi ilgiyi gizliyor. Devamında peki enerji nerede? Şimdi enerji vücutta değil, erojen bölge yok. Freud diyor ki bu dönemde enerji oyunlarda ve akademik başarıda. Doğru. İlkokul yıllarında bizler hatırlarsanız hocanın peşinden koşardık ki defterimize bir yıldızlı 5 çiz.
hocanın peşinden koşardık ki bize işte aferin desin. Ve oyun oynuyorduk ama hemcinslerimizle. Kızlar kendi içinde seksek oynuyordu. Erkekler kendi arasında top oynuyordu. Karşımızda hiçbir işimiz ve alakamız yok. O yüzden bu dönemin adı Gizil dönem diye konmuş. Erojen bölgenin olmadığı tek evre. Erojen bölgenin olmadığı tek evre neresidir? Gizil. Şuna dikkat edelim, tuzağa düşmeyelim. Bir insan hayatında Freud'a göre ilk özdeşimlerini nerede kurar derse fallik dönemde. Ya da aile içinde ne zaman kurar derse fallik dönemde. Ama dikkat edin. Şimdi okula başladığımız zaman gizil dönemde yani özdeşimleri ailemizin dışına taşıyoruz. Mesela öğretmenlerimle özdeşim kuruyorum. Erkek öğretmenler var nasıl giyiniyorlar? Mesela üst sınıflarla özdeşim kuruyorum. Üst sınıftaki abilerim var nasıl top oynuyor, neler yapıyor, nasıl konuşuyor falan. Dolayısıyla özdeşimlerin ailenin dışına taşıp pekiştiği, toplumsallaştığı dönem neresidir falan diye sorarsa gizli dönem olmaz. Ama ilk defa özdeşimler, ilk kez özdeşimler nerede kurulur derse o fallik. Ya da aile içinde ne zaman kurulur falan derse fallik derse. Ama topluma yayıldığı, daha geniş bir yer fazla kurulduğu dönem falan derse okula başlaması lazım. Bakın Freud'un bu kuramı oluşturduğu yıllarda ana sınıf eğitimi çok mümkün değil. Dünya Savaşı'ları ilkokula gidiyor çocuklar işte. 7 yaşında okula başlıyordu. Yani hep evin içinde ilk 6 yıl. Evin içinde özdeşim kuruyor daha çok. Ama dışarı çıkmaya başlayıp okula gidince hayatının büyük bir kısmının geçtiği okulda özdeşimleri iyice toplumsal hale getiriyor. Evet, burayı anlamayan var mı arkadaşlar? Takıldığınız gibi. Peki, geçiyorum. Şimdi son dönem çok mühim değil artık. Ergenlik dönemi 12-18 yaş. Tekrardan genital organlara geldi erojen bölge. Ve tekrardan karşı cinse ilgi başladı. Ergenlik döneminde karşı cinse ilgi var. Ve Freud işte bu dönemde karşı cinse ilginin ortaya çıkmasını biraz hormonlarla ilişkili olduğunu düşünüyor. Yani testosteron, östrojen hormonlarının salgısı artıyor. Bakın, eğer bir kız çocuğu babasına benzeyen birisine ilgi ve hayranlık duyuyorsa, bir kız çocuğu büyüdüğünde babasına benzeyen bir kişiye aşık olduysa, babasına bu kadar benzeyen birisi onun ilgisini çekiyorsa bir fallik saplantı yaşadığını düşünebiliriz. Mesela Freud'un söylenen o, eşi aynı annesine benziyor Freud'un eşi. Zaten Freud annesine hayran birisi. Fallik saplantı olduğunu düşünüyorum ben. Eşine de annesine hem kişilik hem dış görünüş olarak benzediği için hayranlık duyduğunu söylemiş. Yani fotoğraflarını yan yana getirdiklerinde benzediği iddiadır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu eğer bir erkek de annesine benzeyen birisine ilgi ve hayranlık besliyorsa işte üniversite yıllarında, yetişkinlik yıllarında falan bu da fallik dönemin devamı gibidir. Düşünülebilir. Evet, sorusu olan var mı? Toparlıyorum. Oral dönemdeki saplantılar, tembel, obez, dedikodu yapmak, aşırı alıcı, bencillik, aşırı güvenme, aşırı güvensizlik, kuşkuluğu. Anal dönemin saplantıları, titizcim, düzenli, savurgan, dağınık. Fallik dönem kendi cinsiyetini tanımlayamıyor, yaşayamıyor, anne baba hayranlık, kıskançlık. Buralara saplantı olmaz. Saplantı, saplantı nereye olur diye sana birisi bir soru sorarsa işte şu çizgiyi çizgi. Şu sol tarafa saplantı olur, diğerlerine saplantı olmaz. Evet, yani Freud'un fallik dönemi saplandığını düşünebiliriz. Tamam mı? Buralara saplantı var, buralara yok. Şimdi biz Freud'u bitirdik. Freud'dan neler çıkabilir? Tekrar düşünelim. Bir ego süperego üçlüsü çıkabilir. İşte topografik alan var. Bilinç öncesi dışı. Savunma mekanizmaları var. Bir de dönemler. Oral, anal, fallik, dizil, genital değil. Bu hatlardan bize sınav ya bir ya da iki tane soru olacak. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Güncel hayatta da mesela kız çocukları babadan uzak kaldığı zaman
büyük kişilerle evlenmesi de baba figürünün yerine koyduğu anlamına geliyor. Bu da anlayamadım tam olarak ama. Sesin derinden geliyor biraz Özlem. Kız çocuğu diyelim babasız büyüdü ya da babası uzaklarda büyüdü ya da baba sevgisinden uzak büyüdü. Tamam. O zaman eş seçiminde daha büyük mesela 15-20 yaş büyük birilerini seçebiliyor. Bu da baba figürünü yerine koydu anlamına geliyor. Bu kısma girer mi? Evet. Şöyle bunu geçen hafta da sanki konuşmuştuk. Burada kendisinden çok daha büyük bir kişiye hayranlık duyan işte ben 20 yaşındayım, 45 yaşında biriyle evlendim falan atıyorum. Bu kesinlikle fallik dönemle ilişkilendirilebilir. Babası ve annesinin ondan yaşlı olması sonuçta ilgisini böyle başka bir figüre çekmesine sebep olmuş olabilir. Bu da gayet ilginç ve güzel bir soru yapılabilir. Şimdi tamam mı? Soru sorular var mı başka? Peki. Şimdi arkadaşlarım, kişilik gelişiminde ikinci adama geçiyoruz. Bu çok uzun değil, kısa. Bireysel psikoloji ve Alfred Adler'i anlatacağım size. İlginç görüşleri var. Özellikle çocukların doğuş sırasından bahsediyor. Bu benim de önem verdiğim, birkaç kitabını da okudum. Çocukların doğuş sırası hakikaten de kişilik üzerinde etkili oluyor. Çünkü anne babaları ilk çocuğa farklı muamele yapıyor, ikinciye farklı, son çocuğa çok başka. Gibi gibi. Bu tavırlar, mesela Freud hiç bundan bahsetmemiş. Önce şöyle kısaca bir hayat hikayesini anlatayım size. Adler 6 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu. Zaten Adler ortanca çocukların sorumlu olduğunu iddia ediyor. Kendisinin de öyle olduğunu söylüyor. Bunun sebebini size biraz sonra sıralayacağım. Şimdi Adler diyor ki ben diyor Freud'la çok iyi anlaşıldım diyor. Hakikaten de Freud hatta onu kendi derneğine falan davet ediyor. Beraber bayağı bir yol yürüyorlar. Fakat bir süre sonra Alfred Adler'in Freud'la bazı görüşleri uyuşmuyor. Önce size temelde uyuşan görüşünü söyleyeyim. Adler şeye katılıyor. Bir insanın kişiliğini harbiden de 0-6 yaş çok daha yoğun etkiler. Orası kritik olan. Burada Adler'le Freud'un görüşünde bir sıkıntı yok. Ama Alfred Adler özellikle şurada ayrılıyor. Bak dikkat edin. Freud diyordu ki bize bir insan doğuştan kötüdür. Ve bir insanı doğuştan cinsellik ve saldırganlık dürtüsü yönetir diyordu. Buna Freud diyordu. Adler dur bir dakika diyor. Bir insanın doğuştan bu denli kötü olduğunu ben kabul etmiyorum. Yani bir insan doğuştan kötüdür. Cinsellik ve saldırganlık temeline oturur, kabul etmiyor. Ve burada bir yol ayrımı başlıyor. Şimdi dikkat edin. Adler de bir insanın doğuştan başka komplekslerle, sıkıntılarla doğduğunu iddia ediyor. Şimdi dikkat et, zaten çok fazla bir kavram yok. Şu sistem bize yeter. Diyor ki Adler bize, her insan doğuştan aşağılık kompleksiyle doğar. Her insan doğuştan aşağılık kompleksiyle doğar. Ve bu kompleksten, bu aşağılık ve ezilmişlikten kurtulmak için de diyor üstünlük çabasına girer diyor hayatın. Yani sen de ben de hayata aşağılık kompleksiyle geliriz hepimiz. Hatta diyor ki Freud Adler, her insan aşağılık hissiyle doğar. Bir bebeğin bakıcıya muhtaç olması bile aşağılık kompleksini tetikler diyor. Yani şunu demek istiyor. Bir bebek dünyaya geldi. Tek başına hayatta kalamaz. Onu beslemesi gereken, ona bakması gereken bir insan var. Ve bebek şöyle düşünür. Ben tek başıma yetebilen bir insan değilim. Bu insana muhtaçım. O zaman ben aşağılıyım. Bu güçlü ben zayıfım diye düşünür. O yüzden her insanda aşağılık kompleksi mutlaka vardır diye bir iddiası var. Hani nasıl ki Freud her insan doğuştan cinsellik ve saldırganlık dürtüsüne sahip ediyordu. Bu da diyor ki her insanın doğuştan böyle duyguları var. Şimdi özellikle kardeşler arasındaki ilişki. Bakın Adler'in size hayat hikayesinden biraz daha bahsedeyim. Adler ortanca çocuk ama bedensel kusurlu raşitizm Adler. Adler abisinden doğduktan sonra abisinden tacı alıyor. Annenin bütün ilgisi Adler'e dönüyor. Fakat bir süre sonra Adler'in kardeşi olunca bütün ilgiyi Adler kaybediyor. Bütün ilgi ikinci, ondan sonraki üçüncü, dördüncü çocuğa. O yüzden Adler
aile içerisinde zirveyi de görmüş, dibi de görmüş. Yani önce alıyor, abisinden tabi sonra kaybediyor. Şimdi burada dikkat edin, size soruyorum. Sizce ataerkil toplumlarda kız çocuklarında daha mı fazla aşağılık kompleksi vardır? Ne dersiniz? Bence öyle hocam. Kesinlikle öyle. Kız çocukları ataerkil toplumlarda, ki çoğu toplum maalesef bu şekilde, kız çocuklarına ikinci planda değerlendirerek bakıyorlar. Ve bak şimdi dikkat et. Adler diyor ki kızlar ileride büyüdüklerinde o kadar yoğun bir aşağılık kompleksi yaşarlar ki erkek olamadıkları için, bu aile tutumundan dolayı erkeksi protesto üretip kendilerini üstün kılmaya çalışırlar. Ne demek bu? İki çocuk bu. Dikkat edin. Bir kız çocuğu erkeksi rollere bürünerek, yani işte katı görünme, sert görünme, güçlü durma gibi rollere bürünerek üstünlük çabasına girer. Aşağılık kompleksinden kurtulmak ister. Ya da bu daha ilginç. Bir kız ileride büyüdüğünde aşırı kadınsılığını belli eden objelerle, davranışlarla erkekleri peşinden koşturup onlardan intikam almaya çalışıyor. Yani ya erkekse tavırlara bürünecek ya da kadınsılığını abartılı göstererek yaşayacak. İkisine de Alfred Adler erkeksi protesto. İkisine de erkeksi protesto. Mesela Freud buna fallik saplantı diyordu şu solda filan. Erkeksi rollere bir kızın erkek. Fallik saplantı diyordu. Adler'de saplantı kelimesi yok. Erkeksi protesto üretiyor diye aşağılık kompleksinden sıyrılmak için böyle bir tavır takınıyor diye iddia ediyor. Şimdi burada dikkat ediyor musunuz? Alfred Adler'in dönemleri yok. Öyle oral, anal, fallik. Çünkü o tekrara düşersin. Aynı şeyi zaten kabul ediyor. Dönemleri kabul ediyor 0-6 yaşa. Yani Adler burada çok uzun bir kuram üretmektense, hani aynı şeyi tekrarlamaktansa biraz eksik eliği tıkamış gibi. Yani olmayan şurası yanlış, burası yanlış gibi bir rol üstlenmiş. Şimdi devam ediyorum. Anne baba tutumlarından anlattım size o ilk gruba, derse başladığımız gruba. Anne baba tutumlarından da Adler iki tanesinden bahsediyor. Yani anlattım bundan ama gene Adler'in bahsettikleri olarak anlatalım. Şimdi aşırı koruyan aileler var diyor. Ki bu Adler'in yaşantısından dolayı böyle. Şimdi Adler abisinden sonra önce tacı alıyor ya. Bir anda Adler diyor ki ben diyor bu evin prensiyim diyor. Ya, herkes bana bakıyor, ben deyim. Aşırı koruyorlar Adler'i. Ve Adler'in kardeşi olunca tüm ilgi kardeşine dönüyor. Ve Adler ihmal eden bir aileyi de görüyorsunuz. Önce koruyorlar Adler'i, sonra Adler'in ihtiyaçlarını görmezden gelip ihmal ediyorlar. O yüzden Alfred Adler aşırı koruyan aile ve ihmal eden aile diye tutumları ikiye ayırmıştır. Bu arada Alfred Adler okula başladığında arkadaşlar matematikten anlamıyor diye bunu okuldan falan şey yapıyorlar. Sen anlamazsın etmezsin. O aşağılık kompleksini öyle bir üstünlük arama çabasına dönüştürüyor ki Adler bir süre sonra okulda matematik birincisi oldu. Yani aşağılık kompleksini okulda da yaşıyor ama sonra onu net bir şekilde telafi edip ödünleyip üstünlük çabasını da o okulda, yine aynı okulda yaşadığı söyleniyor. Buraya kadar sorusu olan var mı? Hocam, peki bu işte bu kendini ispatlamak, yani bu erkeklerdeki gövde gösterisi falan da yine aşağılık durumuna girmiş. Tabii hepsi mı? Öyle. Yani mesela bir erkeğin işte bir ortamda çocuğu. Tabii mesela okulda en kabadayı çocuk olması, herkesi döven çocuk olması falan. Hatta her şey öyle bakıyor. Yani bir insanın doğuştan aşağılık kompleksi vardır ve hayatının bütün diğer unsurları üstünlükle. İşte ben ondan daha çalışkanım, ben ondan daha iyi top oynuyorum, ben onu daha güçlüyüm, onu döverim falan. Ve ben ondan daha güzelim gibi şeyler, ben ondan daha şık giyinirim, benim boyum daha uzun gibi gibi şeyler hep üstünlük çabası işaretler. Şimdi arkadaşlarım esas daha önemli yer şurası. Alfred Adler çocukların doğuş sırasının da, kendisi de ortanca olduğu için, işte 6 çocuk olduğu için çok önemli olduğunu söylüyor. Ve burada 4 tane grup var. İlk çocuk, ortanca artık 2-3-4 ortanca olur.
son çocuk ve tek çocuk. Dört grubun kişiliğine doğuş sırasının etki ettiğini anlatıyor arkadaşlar. Doğuş sırasının etki ettiğini anlatıyor. Şimdi bunları çok fazla yani bilgiye ihtiyaç duymadan ben anlatmasam da eminim yorumla yapabilirsiniz. Şimdi ilk kısım mesela ilk çocuklar nasıl olur? Şimdi ilk çocuk dediğim çocuk evin en büyüğüdür. Örnek olmalıdır. Sorumlulukları vardır. Mesela anne baba bir yere giderken abiye ablaya emanettir diğerleri. İlk çocuk evin doğal lideri olmalıdır. Erken olgunlaşmalıdır. Diğerleri çocuksu o yetişkin gibi davranmalıdır. Aileye dönük olmalıdır. Büyüse bile anne babası rahatsızsa abim götürsün diye düşünür kardeşleri. Ablam ilgilensin, ablam baksın diye düşünür. Sorumluluk sahibidir. İçe dönüktür. Beklenti çok yüksektir. Çünkü örnek olmalısın falan. Fakat ikinci çocuk geldiği zaman da büyük bir hüsrana uğrayacak. Ve ailenin ikinci çocuğun eline verecek. Kardeş kıskançlığı. Size bir şey söyleyeyim. Adler'in çok güzel bir yorumu bu. Şimdi Adler diyor ki ebeveynlere, eğer sizler ikinci, üçüncü çocuğu düşünüyorsanız mutlaka bir önceki çocuğun en az 3 yaşına gelmesini bekleyin. 3 yaşından önce ikinci çocuğu dünyaya getirmeyin. Çünkü siz eğer 1,5 yaşındayken ikinci çocuğu dünyaya getirirseniz ilk çocuk zaten kendisi de bebek daha. 1,5 yaşına daha. Ona anlatamazsınız. Kardeşin küçük diye ona ilgi duyuyoruz. Kardeşin küçük diye ona bakıyoruz, anlatamazsınız. O yüzden ikinci çocuğu dünyaya getirecek ebeveynine tavsiye en az o da 3 yıl. 3 yaşından sonra anlar çünkü anlatabilirsin. Bak o küçük seni biz zaten seviyoruz. Sen hep içimizdesin falan diye anlatınca anlar. Ama 3 yaşından küçük bir çocuğa bunu anlatmanız zor olabilir demiş. Bu görüşe ben de açıkçası katılıyorum. Doğru bir tespit. Şimdi ortanca dünyaya geldiğinde işler değişiyor. Ortanca, şimdi bu daha değişik. Ortancayı biraz farklı düşünün. Arkadaşlar yapılan çalışmalarda ikinci çocuğu niye yaptınız diye ailelere sorduklarında en popüler yanıt birinci çocuk yalnız kalmasın. Şimdi bu çok tuhaf bir şey. Düşünsenize ben ikinci çocuğum. Anneme diyorum ki anne siz de niye yaptınız? Abin yalnız kalmasın diyor. Aa diyor beni diyor abim için yapmışlar. Bak yani bu çocuk nasıl abiyle rekabet etmesin? Abim için dünyaya gelmiş. Şimdi bu çocuk abi ve kardeş arasında da kalıyor. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi altta bir kardeş var. Ondan büyük örnek olmalı. Üstte bir abi var. Onu örnek almalı. Büyük bir bocalama yaşıyor. Yani düşünün abinin üstünde kimse yok. Ama ortancanın hem üstünde hem altında birisi var. Sıkıntı var burada bakın. O yüzden ortanca çocukların daha sorumlu, problemli kişiler olduğunu iddia ediyor. Ve çok fazla rekabet duyuyoruz. Mesela abisini geçmek için, abisinden daha güçlü, daha zeki olduğunu ispatlamak için bazen gerçekçi olmayan hedefler koyuyor. Mesela boğaz işini kazanmak istiyor, atıyorum makine mühendisliğini. Halbuki öyle bir potansiyeli yok. Ama o kadar hırs yapmış ki abisinden daha iyi bir üniversiteye okumak için, ablasından daha iyi okumak için. Gerçekçi olmayan hedefler koyuyor bunlar kendilerine. O yüzden ortanca çocuk olmanın ki kendisi de Adler'in ortanca çocuktu. Çok zor olduğunu ve problemli, sorumlu kişilerin ortanca çocuklardan daha çok çıktığını iddia ediyor. Son çocuğa geldik. Son çocuk da arkadaşlar tacı kimseye vermeyen çocuk. Aldı tacı daha kimse yok. Onda kaldı. Son çocuk bu. Oyuncak bebek. Bununla herkes daha fazla ilgileniyor. O korunuyor. Hataları en fazla görmezden geliyor. Bir hata yaptı mı abisi ablası üstlenemiş. Geç olgunlaşıyor. Üzerinde hem ilgi fazla hem otorite de fazla. Mesela bir kaçamak yapacaksa yakalanma riski çok. Otorite figürü fazla. Yalnız bu ilgi, bu tacını kimseye vermeme onu ileride aşırı ben merkezci yapabilir. Yani bencillik son çocuklarda diğerlerine göre daha fazla, yani ortanca ve ilke göre
son çocuklarda bencillik duygusu daha fazla gelişmiştir diye yorumlar yapabilirsiniz ki genelde de öyle oluyor. Yani hep ona yediriyorlar. Önce o yesin, önce o doysun, önce o oynasın. E bu biraz onu ister istemez bencilliğe doğru sürüyor. Ve tek çocuk var. Bununla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Tek çocuklar paylaşmaktan uzak. Paylaşacak kimsesi yok vesaire. Aşırı şımartılıyor, aşırı korunuyor. Bir de şöyle bir şey var. Tek çocuk rekabet edecek kimse bulamıyor. Abisi yok, ablası yok, kardeşi yok. Dolayısıyla tek çocuklar anne baba ile daha fazla rekabet ediyor. Size az önce anlattığım o Oedipus ve Elektra komplekslerini en yoğun tek çocuk yaşıyor. Mesela erkek çocuk anneye hayran, babasıyla rakip oluyordu ya, o rekabeti en fazla tek çocuk sever. Çünkü rekabet edeceği başka kimse yoktur. Babasıyla erkeğin rekabet duygusu çok daha fazla ortaya çıkıyor. Kız için de anneyle rekabet daha fazla ortaya çıkıyor. Mesela sınav size şöyle bir şey derse, Alfred Adler'e göre çatışma durumlarında o Oedipus elektriği en fazla yaşayan çocuk tek çocuk diye rahatlıkla işaretleyebiliriz. Evet, özetliyorum. Ne var burada? Aşağılık kompleksiyle doğarız. Üstünlük çabasıyla hayatımız devam eder. Anne baba tutumlarına vurgu yapmış. Aşırı koruyanlar var. O kendisinden yola çıkmış belli ki. Kendisi korumuş, başarılı hastasıydı. Sonra ihmal edilmiş. Ve en önemlisi de çocukların doğuş sırasıyla ilişkili durumlar, süreçler yaratmış. Evet, burayla ilişkili olarak soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Peki şöyle yapalım. Zaman da azaldı. Bir 5 dakika ara verelim isterseniz. 5 dakika çok değil. 5 dakika sonra Ericsson'a geçip onun da dersini tamamlayalım. Çıkmıyorsunuz sistemden. Sadece kapatabilirsiniz diyorum. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Gruba yazalım. Şimdi biz Alfred Adler'i de bu şekilde noktaladık. Şimdi bizim için daha önemli olan 2 ya da 3 sorusu gelecek olan Ericsson'a geldik arkadaşlar. Ericsson'dan bağlanma kuramı da var. Bugün hatta bağlanma kuramını yaparız. Bağlanma kuramı da olduğu için 2 bazen 3 sınav sorusu geliyor. Kişilik gelişiminden toplam 3-4 soru geliyor. İşte Freud, Adler, Ericsson üçlüsünden. Bunların açıkçası en uzunu Ericsson. Bugün biraz başlayalım, haftaya devam edeceğiz. Şimdi Ericsson'un kuramının adı psikososyal kuram. Freud'la görüş ayrılıkları var. Aslında Ericsson Freud'un kuramıyla bir eğitim alıyor üniversite yıllarında ama daha sonra görüşleri ayrılıyor. Şimdi bakın. Mesela bize Freud demişti ki bir insanın kişiliği 0-18 yaş arasında oluşur. Ericsson diyor ki ben böyle bir şey kabul etmiyorum diyor. Ericsson'a göre bir insanın kişiliği yaşam boyu sıfırdan ölüme kadar devam eder. Bu anlamda Freud'un 5 dönemi vardı. İşte oral, anal, fallik, gizli, genital. Ericsson'un ise 18'den sonra da olduğu için toplam 8 adet dönem olacak. 8 tane toplam dönem olacak. İnsan kişiliği epigenetik şekilde ortaya çıkar demiş. Epigenetikten kastettiği şey dönemlerin sırası değişmez. Aslında Freud'da da var bu. Her insan önce oral döneme girerdi diyor. Sonra anal, sonra fallik. Asla hiçbir insanoğlu bunun sırasını bozamaz. Yani şöyle bir şey diyemezsin. Ben dünyaya geldim, ben fallik döneme gireceğim önce. Böyle bir lüksüm yok. Her insan aynı şekilde yaşar. Ericsson da öyle. Ericsson'un dönemleri epigenetik, genetik yönetiyor, sen değil. Doğar doğmaz hangi döneme gireceğimiz belli. İnsanoğlunun tamamı orayı yaşar demek istiyor. İnsan doğuştan kötüdür, böyle bunu kabul etmiyor Ericsson. İnsan doğuştan kötü bir varlıkları kabul etmiyor. Ve dönemlerin telafisi vardır diyor. Az önce anlattığım Freud'da anal saplantı, oral saplantı falan yaşadıysan
bir daha hayatın boyunca düzelemiyor. Ama Erikson'da dönemlerinde arıza çıksa da ilerleyen zamanlarda bunu telafi etme şansın mevcut. Erikson telafi kuramcısıdır. Freud saplantıya inanır. Yani oral saplantı. Hayatın boyunca dedikoducu olarak kalırsın, sakız çiğnersin. Anal saplantı hayatın boyunca titiz ve cimri bir yapıda olursun diyor. Şimdi Erikson'un ilk dönemini anlatacağım. Uzun sürecek çünkü orada bağlanma kuramını da anlatacağım. Aslında bağlanma kuramından biz neredeyse kesin soru bekliyoruz. Şimdi ilk döneminin içeriğine bakalım. Freud'la birebir aynı yaşları eşleştiriyor Erikson. Orada bir sıkıntı yok. Yaşları birebir aynı. Mesela ilk dönemin adı temel güvene karşı güvensizlik diyor. 0-1,5 yaş. Oral dönemde aynı şeyi anlatıyor. Şimdi burada dikkat edin. Bakın Freud da söylemiştim bunu size. Freud sadece bu dönemde, oral dönemde sadece beslenme ile olayı çözeriz. Dengeli besleyeceğiz, çok da beslemeyeceğiz, az da beslemeyeceğiz diyor. Fakat unuttuğu bir şey var ki onu Erikson kapatıyor işte. Erikson diyor ki bu dönemdeki çocuğu sadece beslemek olmaz. Aynı zamanda bu dönemdeki çocuğa sevildiğini hissettirmek, sevmek de önemli. Bak, o zaman Erikson Freud'un kuramını alıp komple reddetmemiş, bu çöptür dememiş. Erikson Freud'un kuramını almış, geliştirmiş. Yani sen sadece besin demiştin Freud, ben ise besin artı sevgi. Ben Eriksoncuyum. Çünkü bu dönemdeki bir çocuğun güven duygusunu kazanması için sadece beslemek yetersizdir. Hatta bunu şöyle ispatlayabilirsiniz. Sevgi ihtiyacı karşılanmayan, yetimhanede büyüyen çocuklar genelde ileride topluma karşı daha güvensiz bir hale geliyor. Yani sadece besleyerek, besin vererek bu iş olmuyor. Sevildiğini hissettirmiyor. Peki nasıl seveceksiniz? Nasıl hissettireceksiniz? Ten teması çok önemli. Konuşmak, gülmek, güldürmek, ağlayınca sakinleştirmek. Çocuk böyle büyütüldüğünde şey düşünecek. Bu kadın, bu aile beni seviyor. Hiçbir zaman terk etmez. Dolayısıyla ben bunlara güvenebilirim. İleride de insanlarla bu tarz güvenli ilişki kurabilir hale getir. Burada çocuğu bakan kişi her kimse muhtemelen anne. Ona 3 öğüt veriyoruz. 1. Tutarlı bakım göster. Çocuğa bir öyle bir böyle davranma. 2. Çocuğa sürekli bakım göster. 2 ay bakıp 1-2 ay kaybolma. Yurt dışına gidip kariyer yapma planları peşinde koşup 4-5 ay çocuğunu terk etmiş gibi görünme. Ve mümkünse çocuğa hep aynı kişi baksın istiyoruz ilk 1,5 yıl. Şöyle düşünün, tutarsız bir insana sen güvenemezsin. Ben de güvenemem, çocuk da güvenemez. 2 ay baktı, 4 ay yok, terk etti. Sen seni terk eden kişiye güvenemezsin, bebek de güvenemez. Ve sürekli bakıcı değişirse her giden bakıcı çocukta galiba beni terk etti bu kadın algısı getirir. Ve sen seni terk edene güvenemiyorsan bebek nasıl güvensin? Yaşamak için bir insana muhtaç varlık nasıl güvensin? O yüzden bu dönemde mümkünse bu kurallara riayet edelim. Bu kurallara ne kadar çok riayet ederseniz güveni o kadar sağlarsınız çocukta. Bu kurallara riayet edemezseniz güvensizlik, güven duygusunun çok daha önünde ilerler ve psikososyal kriz evresi olumsuz sonuçlanır. Yani istenmeyen bir neticeyle sonuçlanmış olur. Şimdi burada arkadaşlar esas olay şurası. Duygusal bağlanma işte, bağlanma kuramı, etolojik diye de anılıyor ama sınav o adını pek kullanmıyor. Bağlanma kuramı diyor. Bu bağlanma kuramı önemli. Bağlanma kuramı. Şimdi bu temel güvene karşı güvensizlik döneminde bebeklerine eğer şu 3 altın kurala uyarak baktıysanız o zaman çocuklarda bağlanma bir gürültü var arkada, doğru mu? Arkadaşlar gürültü duyan var mı? Ben duymuyorum. Duyuyor musunuz?
Evet hocam. Birinin gürültüsü mü geliyor? Arkadan ses geliyor. Mikrofonu açık herhalde. Mutlukan. Mutlukan senin herhalde. Ben yeni açtım, kapattım. Ha, sen kapattın. Ben bakıyorum kimsenin mikrofonu açık değil ama. Hocam fan sesi gibi bilgisayarınızdan geliyor olabilir mi? Evet, ben bilgisayarım kendini soğutuyor, ondandır. Onu engelleyemeyiz. Tamam. Süpürge sesi gibi. Şimdi arkadaşlar, bağlanma kuramını önemsiyoruz. Şimdi ben bu bağlanma kuramını bebeklerde test edeceğim. Bir test var burada. Hatta testin adını şuraya yazayım size. Aklınızda kalsın bu test. Şimdi 1,5 yaşından büyük bir bebeği almanız tavsiye ediyor. Yani şu dönem bitsin, 1,5 yaşına geçsin. Testin adı şöyle, bakın. Yabancı ortam testi yapacağız. Siz de varsa etrafınızda bir çocuk, 3 yaşında, 2 yaşında işte, bu testi yapabilirsiniz. Şimdi bu testin adından ne test olduğu belli. Şimdi alacağız bir çocuğu. Çocuğu alacağız. Daha önce hiç gitmediği, bilmediği yabancı bir ortama sokacağız. Daha önce hiç gitmediği, bilmediği yabancı bir ortama sokacağız. Şimdi bu çocuk yabancı ortama girdiğinde annesi onu orada bırakıp gitmek isteyecek. Annesi onu orada bırakıp gidecek ya, çocuk annesinden ayrılırken ne yapacak? Annesi yokken ne yapacak? Ve en önemlisi şu, ona çok dikkat edin. Annesi geri gelince ne yapacak? Bak, ama dikkat edin. Yabancı bir ortamda yapmanız lazım. Yani bir bebeği, 2 yaşındaki bir çocuğu, 3 yaşındaki bir çocuğu babaannesinin evine bırakırsanız bu olmaz. Babaannesi yabancı bir ortam değil. Bunun için en uygun an ve ortam kreşe başlama anı. İşte çocukların ana sınıfına başlama anı çok uygun bir ortamdır. Bu durumda çocuğun güvenli bağlandığını düşün önce. Güvenli ve güvensiz diye önce ikiye ayırmışım. Şimdi güvenli bağlanmış bir çocuk, önce şunu bilelim. Güvenli bağlanmış bir çocuğun annesi, benim size az önce anlattığım şu 3 altın kural vardı ya, o 3 altın kurala uyabilmiş anne. Tebriki hak ediyor. Tebrik edeceğiz. Şimdi güvenli bağlanmış bir çocuk annesinden ayrılırken hafif ağlar ve üzülür. Sonuçta sevdiği bir insan gidiyor, üzülür. Yalnız dikkat edin, annesi çocukla konuştuğunda, yani şöyle, hatta böyle göz hizasına geliyor çocuk, eğiliyor böyle anne, tam gözünün içine bakıyor. Diyor ki, ben gideceğim Ahmet ama geri geleceğim. Sen buradaki yeni arkadaşlarla ve oyuncaklarla oyunla oyna, keyfine var. Şimdi çocuk böyle deyince annesi daha önce hiç tutarsız olmadığı için hemen sakinleşiyor. Tamam o zaman diyor anne. Çabuk gel diyor. Gidiyor annesi. Annesi gidince güvenli bağlanmış bir çocuk, insanlarla konuşuyor, oyun oynuyor, diyalog kurabiliyorsunuz muazzam. En önemlisi şu. Annesi geri gelince Ahmet görüyor annesini. Koşuyor, mutlu oluyor. Annesine sarılıyor. Annesini öpüyor ve eve gidiyor. İlk kreşe başlayan çocuk eğer kreşe böyle gidiyor, annesini de böyle karşılıyorsa, ki böyle çocuk pek piyasada yoktur bakın. Zor böyle çocuk görmek. Genelde olay çıkarıyor şu. İşte o çocuk annesine güvenli bağlanmıştır ve anne bir tebriği de hak ediyor. Çünkü 3 kuralımıza olabildiğince riayet etmiştir diye düşüneceksiniz. Bu güvenli bağlanan çocuğun davranışıdır. Şimdi geldim güvensizlere. Bunlar çok fazlalar. Kararsız, kaçınan, organize olmamış diye isimleri var. Yalnız şu kararsızı çok soruyor Hüseyin'e. Kararsızın tam 5 adı var. 5. Hepsini üşenmeyeceğim, tek tek yazacağım. Sizden de istediğim notlarınızı, siz de hiç üşenmeyin. Hepsini tek tek yazın. Bakın başlıyorum şimdi. Çelişkili diye bir adı var. Dirençli diye bir adı var. Kaygılı diye bir adı var. Kaygılı. Bir de arkadaşlar, ikircikli diye bir adı var. 5 adı var bunun. Kararsız, ikircikli, çelişkili. Ve işin kötü yanı, bu 5 adının 4'ünü de sınav kullandı. 4 adını kullandı. Ayrı ayrı. En son kararsız da kullandı. Yani dolayısıyla biz
Mesela ben bir soru görünce şıklara bakıyorum, dirençli ve çelişkili var. Aynı şey, cevap bunlar deyip direkt ikisini atıyorum şıklarda. Yani aynı şey olduğunu bilmek şıkları azaltmama yardım ediyor. Aslında isimlerini hiç ezberleme. Çünkü ayrılık ve buluşma anlarını anlatıyor. Şimdi bakın başlıyorum. Kararsız bağlanmış bir çocuk, annesi onu kreşe götürüp bıraktığında ve ayrılmayı istediğinde olay çıkarıyor. Ayrılmayacağım diyor. Ben de seninle işe gideceğim. Ben bu insanları tanımıyorum diyor. Çok şiddetli bir yabancı korkusu yaşıyor. Yabancı korkusu diye bir kavram var. Çok şiddetli yaşıyor. Ayrılık kaygısı yaşıyor. Sonra annesi diyor ki gideceğim falan. Yok, mümkün değil, sakinleşmiyor. Annesinin bacağına yapışmış. Annesini sürüklüyor böyle yerde. Arkadaşlar bu çocuk annesi giderken direnç gösteriyor. O yüzden bir adı dirençli mesela. Annesi diyelim ki farz-ı misal bir şekilde kurtuldu çıktı. Annesi yokken çocukla diyalog kurmak çok zor. Uyumsuz bir çocuk, çok kaygılı. Annem geri gelmeyecek beni burada bıraktı, annem geri gelmeyecek beni burada bıraktı diye böyle sürekli anne, anne, anne deyip bağırıyor. Bu çocuk kaygılı. Annesi geri geldiğinde bir şaşırıyor. Aa, bir annem geri geldi diyor. Önce bir sarılıyor. Anneyi bulmanın verdiği mutlulukla sonra aklına geliyor, dank ediyor. Aa diyor, beni bırakmışsın diyor. Sonra kalkıyor, bırak, sarıldığı kişiyi bırakıyor. Beni bir daha buraya bırakma, vurmaya çalışıyor. Ben seninle, ben de yarın işe gideceğim. Ben bu insanları tanımıyorum, bir daha beni buraya getirme diye. Nasıl davrandı? Bir sarıldı, bir vurdu. Kararsız. İkili davrandı, ikircikli, çelişkili davrandı. Bir sarılıp bir vurdu. Sarıldı önce, sonra sinirlendi, agresif. O zaman bu net kararsız ve direkt ikircikli davrandı. İkili oynadı. O yüzden bunun böyle 5 adı var. Hepsini de süreci adlandırarak düşünün. Mesela güvenli bağlanma, annesi geri geldiğinde mutlu oluyor, seviniyor. Kararsız bağlanma, annesi geri geldiğinde genelde sinirli yaklaşıyor. Önce sarılsa bile genelde daha sonra hep bir daha beni buraya bırakma, seni döneceğim, sana vuracağım diye böyle sinirli ve agresif bir tavırla yaklaşıyor. Böyle bir çocuk asla annesine güvenli bağlanmış diyemezsiniz. Böyle bir çocuğun annesi çocuk da ben gideceğim, geri geleceğim algısını kabul ettiremiyor. Demek ki şu 3 altın kurala yeteri kadar uymuş, riayet edebilmiş değildir. Devam ediyorum. Güvensizin ikinci türü. Kaçınan güvensizler var. Kaçınan. Şimdi bu kaçınan bağlanma isminden çok belli. Bunun tek adı var. Bunun annesi gidiyorum diyor. Çocuk da annesinin gitmesine karşı çok hafif bir üzülme olsa bile genelde şey diyor. Gidersen git diyor. Çok önemli değil yani sonunda. Annesi geri geliyor. Annen geldi diyorlar. Niye erken geldi bu kadın? Niye erken? Ben diyor bu kadınla gitmeyeceğim. Ben burada kalacağım. Arkadaşlar bu çocuk için annenin varlığı da bir, yokluğu da bir. Annesiyle temas aramıyor. Annesiyle diyalog kurmuyor. Dışarıdan bakıldığında çok özgür bir çocuk, çok rahat ediyor anne sanarsınız. Ama bu anne için de çok acı verici bir vakadır. Çünkü çocuk senin ne varlığını ne de yokluğunu kale almıyor. Mesela güvenli bağlanan bir çocuk annesi gittiğinde üzülüyor, geri geldi seviniyor. Mutlu oluyor, annesine sarılıyor. Bu annesine sarılmıyor da, sevinmiyor da. Varlığı da bir, yokluğu da bir. Özellikle böyle ilk 2 ay çocuğa sen baktın, 4 ay yurt dışına gittin dedin ya. Öyle yaparsanız çocuk için varlığınız da bir olur, yokluğunuz da bir olur. Buraya kadar sorusu olan var mı? Takıldığınız bir nokta. Hocam, genelde anaokulu öğrencilerinde bu kaçınan görülüyor. Yani ilk zamanlar hep böyledir. İlk alıştırma evresinde bunlar görülüyor. Hep bunlara böyle hani o hareketleri gösteren çocuğa güvensiz bağlanma mı var diyeceğiz? Hangi çocuklar dönüyor? Hangi çocuklar? Kaçınan. Mesela ilk okul alıştırma evresinde hep ağlıyorlar ama oyuna alıştıktan sonra arkadaşlar mesela eve gitmek istemiyor annesi geldiğinde. Evet, hani bu... öyle değil işte. Şimdi orada yabancı ortamın ilk gününe bakacaksınız. İkinci gün. Ya bu sürekli devam eden bir durum olduğu için mi?
O olmaz işte. Yabancı ortam testini bir yabancı ortamda bir kere yapacaksınız. Ha, anladım. Tamam. Şimdi İkinci tamam. gün seni artık yabancılamıyor çocuk. Yabancı ortam olmadan çıkıyorsun sen. Yüzünü tanıyor. Anladın mı? Tamam. O tamam, yüzden anladım. İlk günkü tavrı beni daha çok ilgilendiriyor. Tamam. Evet. İlk gün olması lazım. Çünkü ikinci gün seni tanıyor, arkadaş tanışıyor. Sen ilk gün ona zarar vermeyince yabancı korkusu azalıyor çocuğun. Ayrılık kaygısı azalıyor. Ama başka bir yabancı ortama götürüp orada denemek lazım tekrar. Şimdi bu son grup var. Bu son grubu anlatmaya gerek yok. Bu grupsuzların grubu. Organize olmamış diye geçiyor. Şimdi bazı çocuklarla yapılan testlerde arkadaşlar çocuğu hiçbir gruba sokamıyorlar. Yani çocuk ne annesinden tam ayrılıyor, ne oyuncaklara gidiyor. Değişik. Yani annesi geri gelince bazen seviniyor gibi, bazen kale almıyor gibi. Böyle bir grup çocuk da var. Tutarsız yani. Çocuğu, bazı çocukları hiçbir gruba sokamıyoruz. Hiçbir gruba sokamadığımız çocuklar da isminden belli zaten organize olmamış diyor. Yani grubu belli olmayanların grubu. Ama sınavı soracağını zannetmiyorum ben ama bir iki defa şıklarda gördüğüm için derste ifade etmiş ve siz de duymuş olun istiyorum. Hiçbir grubu olmayanların grubu, net bir tavır yok, net bir bağlanma şekli olmayanların da böyle bir üçüncü hali söz konusu. Şimdi 2019'da KPSS'de çıkan soruyu yapalım. Mevlüt de bize okusun o zaman. Tabii. Buna göre sırasıyla çocukların bağlanma türleri nasıl oluşur? Semra, annesi oyun alanında ayrıldığında bazen ağlarken bazen ağlamamaktadır. Annesi alana döndüğünde onu görmezden, hatta annesinin yanında uzaklaşmaktadır. Benim için en önemli şey geri geldiğinde buluşma anları. Annesi geri geldiğinde onu görmezden gelmekle, hatta yanından uzaklaşmaktadır dediği anda bu net kaçınan, güvensiz kaçınan bir çocuk. Devam edelim hocam. Pelin, annesi oyun alanından ayrıldığında yoğun bir huzursuzluk göstermektedir. Annesi alana döndüğünde bazen annesine çaresizce sarılıp bırakmamakta, bazen de annesini öfkeli bir biçimde reddetmektedir. Evet, önce sarılmış, kadın geri geldi, döndü. Sonra abi beni bırakmıştı, vuruyor. Kararsız. Bu kararsız, çelişkili, dirençli, kararsız, aynı şey. Bu kararsız bağlanma olur. Öfkeli biçimde daha çok reddeder zaten. Devam. Miraç, oyun alanında keyifli bir şekilde oyun oynamaktadır. Annesi alandan ayrıldığında ağlayan Miraç, annesi döndüğünde onu mutlu bir şekilde karşılamaktadır. Evet, bu annesine insan gibi davranır. Annesi giderken üzülmüş. Sen de mesela otogarda sevdiğin bir insanı uğurlarken üzülüyorsun, sarılıyorsun, gidiyor. Geri gelince seviniyor. Normal insan gibi davranmış. Yani. Bu da güvenli bağlanma olur. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. Sizden istediğim şey, en son geldiği şeye bakın, bana yeter. Her şeyi bilmenize gerek yok sonuçta, bu test sınavı. Şıklardan gideceğiz, bulacağız. En son geldiğinde ne yaptığına bakarak olayı çözümleyebilirsiniz. Evet, sorusu olan var mı? Aklınıza yatmayan bir kısım kaldı mı? Peki. Şimdi arkadaşlarım bir şey daha anlatacağım. Sonra bırakacağım. Ben size bir test göndermiştim. Bayağı ilerledik. Bir test daha göndereceğim WhatsApp'tan şimdi size. Bir de yetişkinlerde bağlanmayı anlatayım yalnız. Şimdi arkadaşlar, bir de yetişkinlerde bağlanma diye bir şey var. Yetişkinde bağlanma. Önce şunu bir anlayalım. Ben az önce anlattığım bağlanmayla bu bağlanmayı nasıl ayırt edeceğim? Bunun en temel farkı şu. Az önce anlattığım bağlanma, şu sistematik yapı, bir kişinin bebekken ona bakan kişiyle bağlanması, yani şu dönemde ona bakan kişiyle bağlanması, ki muhtemeldir ki bu anneyi kastedir. %100 değil ama muhtemelen anne. Ama şu bağlanma, yani şuradaki bağlanma, bebekken sana bakan kişiyi kastetmez. Buradaki bağlanma, biz bir tek hayatta annemizle ilişki içinde değiliz ki, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, akrabalarımız, bir sürü insanla bağlanıyoruz, hatta bağlanma yaşıyoruz. O yüzden eğer size bir soru, ki bakın az önce okuduğumuz soruda anne diyor, bak Semra annesi diyor. Yani anne bakıcı gibi düşün, bebekten ona bakan kişi anne. Dolayısıyla bu sistemi soruyor, şu sistemi sordu belli. Anne bebekken bakan kişi.
Fakat eğer benim üniversitedeki ev arkadaşımla ilişkimiz varsa, eğer benim eşimle, dostumla, iş arkadaşımla, eşimin akrabalarıyla ilişkimi sorarız, o zaman işler değişir. Şimdi eşimin annesi bana bebekken bakan kişi değil. Ya da benim eşim bana bebekken bakan kişi değil ki. O yüzden onları sorarsa şu sistematik yapıyı soruyor demek. Önce bunun farkını anlayalım. Niye bunun üzerinde böyle durdum? Çünkü şöyle bir şey yapıyor Hüseyin'e. Şunu soruyor, şıklara bunları falan da koyuyor. Şunları da koyuyor. Veya şunları soruyor, şıklara bunları da koyuyor. Önce sen şunu idrak etmelisin. Bu soru hangi bağlanma? Bebek bağlanması mı, yetişkin bağlanması mı diye idrak etmek zor. Mesela burada yaştan çıkartamazsınız her zaman. Bakın ben 50 yaşındayım, 40 yaşındayım. Annemle ilişkimi sorarsa gene bunu yapman lazım aslında. Çünkü annemi soruyorsanız bu ilişki devam ediyor. Ama yetişkinlerde bağlanma derse annenin dışındaki kişileri daha çok kastedecek. Şimdi burada arkadaşlar bilmiyorum elinizdeki notlarda notları olan var mı? Elinizdeki notlarda ben kayıtsız ve saplantılıyı alt tarafta uzun paragraflarda yanlış yazmışım. Yani sizden istediğim o bağlanmanın altında kayıtsız ve saplantılı yazıyor ya, kayıtsız yazanı saplantılı yapın, saplantılı yazanı kayıtsız yapın. Elinde notları olan arkadaşlarım onu lütfen düzeltsinler. Yani ama yukarıdaki artı eksikler doğru. Sadece alttakinde bir hata olmuş, kayıtsız ve saplantılının yerini değiştirin, yanlış öğrenme. Şimdi burada artı ve eksi işaretleri var. Ne demek bu artı ve eksi? Onunla başlayalım. İlk artı veya eksi bir kişinin kendine olan değeri, kendine verdiği değer. İkinci olan ise ilişkide olduğu eş, dost, kimse ona verdiği değeri kasteder. Bu arada biz herkesle aynı bağlanmayız. Mesela ben bir arkadaşımla güvenli bağlanmışımdır. Diğer arkadaşım da kayıtsız bağlanmış olabilirim. Çünkü onun da tutumu var. Onun tutumu, onun bana bakış açısı da benim ona bağlanmamı etkilediğim için aynısı olacak diye düşünmemek lazım. Aynısı olacak. Yani herkesle aynı bağlanma olmaz. Şimdi güvenli bağlananlar hem kendine hem başkasına değer veren kişiler. Değer veriyor. Hem kendine öz saygısı var. Kendi benliğini yitirmiyor. Hem karşı tarafın benliğine saygı duyuyor. Kayıtsız bağlananlar, isminden belli ben sana kayıtsızım diyorum. Kendini pek seviyor. Kendine değer veriyor. Karşıdakini kendine az görüyor. Sen bana azsın, sen aşağılıksın bana göre diyor. Çünkü seni eziyor. Saplantılı bağlananlar, bunlar çok tehlikelidir, onu söyleyeyim. Kendini değersiz görüyor. Seni çok değerli ve yüceltmiş. Yani bu da şey diyor, sen bana fazlasın. Sen bana azsın, sen bana fazlasın. Kayıtsız azsın diyor, bu fazlasın diyor. Bir de arkadaşlar korkulular var. Ben de kötüyüm, sen de kötüsün. İkimiz de değersiz varlıklarız diye düşünüp ilişkiyi sürdürmeye çalışıyor. Şimdi ben bir soru anlatacağım. Bu soru üzerinden beraber yorum yapalım. Çıkma soruyu biraz oynatacağım. Şimdi soruda diyor ki, Fatma diye bir kız çocuğu üniversitede bir ev arkadaşı bulup eve çıkar. Üniversitedeki ev arkadaşı Fatma'nın inatçı ve kaprisli tavırlarına dayanamaz. Ve Fatma'ya der ki, Fatma ben evden gidiyorum. Fatma ev arkadaşının ben evden gidiyorum tavrına karşılık, gidebilirsin. Ben sana mı kaldım zannediyorsun? Sen kimsin? Ben kimim? Gibilerinden bir tavır takılıyor. Duralım. Size soruyorum. Sizce Fatma ev arkadaşına değer veriyor mu, vermiyor mu? Hayır, vermiyor. 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 Gidersen git. O zaman şık 2'ye indi bakın. Ya kayıtsız çıkacak ya da korkulu. Çünkü sana eksiğim ben. Değer vermiyorum. Şimdi ev arkadaşı evden gittikten sonra Fatma evde yalnız başına kalıyor. Giden arkadaşından bu şekilde bir cümle kurmasına rağmen kendi başına kaldığında Fatma hayıflanıyor. Diyor ki, ben şimdi nereden ev arkadaşı bulacağım? Ben kendime bile değer vermezken bana kim değer verecek ki deyip üzülüyor. Evet, Fatma kendine değer veriyor mu?
Vermiyor. Hayır. Vermiyor. Hayır. Evet. O zaman kendine değer vermiyor. Ona değer vermiyor. İki tarafta da eksiği gördük. Cevap doğru tahmin ettiniz. Tebrik ederim. Korkulu olacak. Mesela eğer biz bu soruyu biraz değiştirelim. Fatma güvenli bağlanmış olsaydı arkadaşına, ona değer verdiğini belli edip kendini de değersizleştirmemesi lazım. Mesela şöyle derdi. Ne derdimiz var ki? Oturup bir konuşalım. Anlaşmaya çalışalım. Uzlaşalım. Eğer ille de gitmek istiyorsan güzellikle ayrılalım derdi. Güvenli bağlanma böyle yapar. Ona değer verdiğini belli etti. Ama kendini de değersizleştirmedi. Yalvarmadı, yakarmadı. Kayıtsız bağlanmış Fatma olsaydı, o da gidersen git. Ne halin varsa gör derdi. Ama ev arkadaşı gittikten sonra kendine güçlü bir bakış açısıyla yaklaşıp değerli olduğunu tanımlardı. Ha, bu sıkıntılı işte. Eğer Fatma saplantılı bağlanmış olsaydı, ev arkadaşı giderken ne olur gitme. Ben sensiz bir hiçim. Ben senden daha iyisini nereden bulabilirim ki deyip yalvarırdı. Yalvaran bir insan kendini değersizleştirir, karşı tarafa yüce bir anlam yükler. O yüzden böyle mesela evden ayrılmak isteyen bir kadın var. Kocası işte ayrılmasını istiyor. Önce gidip yalvarıyor. Eğer ki saplantılı bağlanmış bir koca eşini eve dönmeye ikna edemezse, zaten ben daha iyisini bulamam diye düşünüyor. Önce eşini vuruyor, sonra kendini vuruyor. Yani saplantılı bağlanma biraz psikopattır. Ben senden yani, daha iyisini bulamam diye düşündüğü için her şeyi yapabilir. Giderken ceza vermeye çalışması ne olur? O diye sordunuz. Giderken kime? Arkadaşına mı ceza veriyor? Arkadaşına ceza veriyorsa onu değersizleştirmeye çalışır. Korkulu veya kayıtsız çıkar demek. Evet, nasıl bir ceza veriyor mesela arkadaşına? Ne yapabilir? Nasıl bir şey düşünebilir? Eğer arkadaşına ceza veriyorsa onu değersizleştirirsin. Kendini de değerli mi görüyorsun? Ağır sözler. Tabii işte aynen. Gidersen git dedim ben de. Küfür de edebilir. Fark etmez. Aynen değersizleştirir. Şimdi bu saplantılı bağlanmayı nasıl anlarsın? Mesela bir eş, sevgili. Şöyle tipler oluyor bakın bunlar. Sen bilirsin hayatım. Sen nasıl istersen hayatım. Benim düşüncemin hiçbir anlamı yok hayatım. Sen mutlu ol yeter hayatım. Diyen bir tip kesin saplantılıdır. Çünkü böyle diyen bir tip kendi düşüncelerini değersizleştiriyor. Yani benim düşüncem bir anlamı yok. Sen çok önemlisin benim için deyip seni yüceltiyor. Yani öyle hocam reddedilme korkusu mu oluyor onlarda? Reddedilme korkusu mu oluyor onlarda saplantılı bağlanmada? Tabii var, aynen. Var. Yani bunlar takıntılı. Mesela ayrılamazsın, peşinden koşar, telefon açar, telefonu değiştirirsin, bu sefer yolda karşına çıkar. Anladın mı? Yani bu gibi tavırlar oluyor. Arkadaşlar mikrofonunuzu açıp şey yapın, hepsini okuyamıyorum. Tam ne demek istediğinizi anlamıyorum yazdığınızda. Ya bu eş cinayetleri falan da herhalde saplantıya giriyor değil saplantıya mi? Saplantıya. Mesela kayıtsız bağlanmış bir adamdan ayrılabilirsin. O zaten sana kayıtsız, ya iyi ki gitti bu diyor ya. İyi ki gitti, ben bundan kurtuldum ya diyor. Güvenli bağlanmış bir insan kendine değer verdiği için sana yalvarmıyor, yakarmıyor. Güzellikle medeni insan gibi boşanan muhabbetler oluyor. Onlar güvenliyse güvenli bağlanma. Korkulu bağlanmanın ne yapacağını kestiremiyorum. Yani sana değer vermiyor ama kendisi de değersiz. Yani o eser etti biraz. Ama hocam, saplantılı bağlanması çok tehlikeli. Evet. Alayım sonra. Sorum olacak. Diyelim ki ben eşime vurdum, dövme, şiddet uyguladım ama yine benim peşimden geldi. Bu saplantılı bağlanma mı? İçinden mi geldi anlamadım. Diyelim ki ben eşime şiddet gösterdim ama yine benim peşimden ayrılmadı. O mu ayrılmıyor senin peşinden? Yani dayağı ye ye bana kabulleniyor. Tabii ses canım, çıkarmıyor. O saplantılı, sen de kayıtsızsın o zaman. Sen adamı dövüyorsan ona değer vermiyorsun. O da bu muameleyi sindiriyorsa kendine değer vermiyor. Sindiriyor hocam karşı taraf bunu. Böyle bir anım var galiba. Öyle bir anlattım ki. Yok. Yok, öyle bir şey yapmadım ben asla. Evet. Yani zaten kayıtsızla saplantılıyı evlendirirseniz kayıtsız onu ezer. O da ben de buna layığım der zaten. Şey neye çeker? Böyle tuhaf bir ilişki olur yani. Ayrılmaz da onlar. Bir bu onu eziyor. O da tamam zaten ben buna layık bir insanım. Pencere kapı kaç misal hocam şey yaparlar. Tabii ya, o ilişki sürer.
Sen güvenli bağlanmış bir insana sen atıyorum şiddet uygula ayrılır. Haklı olarak. Tabii kendine değer veren bir insan bunu sinyal çekmez ki ayrılır tabii ki. Yani burada bizim istediğimiz güvenli bağlanma yolukları. Şimdi hocam, arkadaşlar sorun. Başlıklarını değiştirmedik mi biz? Anlayamadım. Kayıtsız ve saplantılı bağlanma başlıklarını değiştirmedik mi? Evet. Başlıklarını değil. O sizin notlardaki başlığı değil. Notların altında bir de açıklamaları var ya. Açıklamalar hı-hı kısmında yanlış basılmış sadece. Açıklamalar kısmında kayıtsız ve saplantılının yerini değiştirin sadece. Kayıtsızı karalayın, saplantılı yazın. Saplantılıyı karalayın, kayıtsız. Yani bu artı eksiler kayıtsız saplantılı. Bu doğru. Benim anlattığım doğru. Tamam, notlarda hocam yanlış basılmış olabilir. Onun çünkü geçen ders bir arkadaş uyardı beni. Diğerleri teyit hocam etti. Tarafları ters olmuş. Bir tarafta buradaki ha ile şey. O kadar fark etmiyor sanırım. Aynen. Siz benim anlattığım gibi. Benim anlattığım doğru. Orada sadece basım hı-hı hatası olmuş. Bir sıkıntı yok yani. Benim anlattığım gibi o notlardan da düzenini yapabilirsiniz. Şimdi son bir uyarım var arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Mesela Fatma ile az önce ev arkadaşı örneği verdim ya size. Şimdi o soruyu soruyor Hüseyin'e. Fatma ev arkadaşı soru soruyor. Gidiyor şıklara şunları da koyuyor mesela. Dirençliyi de koyuyor. Hocam dirençli olmaz bu sorunun cevabı hiçbir şekilde. Çünkü dirençli bağlanma Fatma'nın annesiyle ilişkisinde olur. Burada Fatma ev arkadaşı ilişkisi soruyor. Eğer böyle yetişkinlerin kendi içindeki bağlanması anne dışındaki süreçleri anlatıyorsa lütfen yukarıdakileri yapmayın. Şunları mutlaka yapın. O yüzden ben yetişkinlerde bağlanmayı aslında yetişkinlik döneminde anlatmam gerekirken burada bilerek anlatıyorum ki şunlar karışıyor ya birbirine. Peşi sıra anlatıyorum ki birbiriyle karışmasını engellemeye çalışalım. Kayıtsız bağlanma kendisini değerli görüyor. Karşı tarafı değersiz görüyor. Saplantılı kendine değersiz, karşı tarafa çok değer veriyor. Evet, burada kalacağız. Şimdi arkadaşlar haftaya söyledim, gelmeyenler var, bir daha söylüyorum. Haftaya, bu pazar değil de öbür hafta, hafta sonu hepimiz evdeyiz, yasaklar var. Dolayısıyla dersimizi hafta sonu yapacağız artık. Yeni bir program çıkacak size. İdare size bunu bilgi olarak verecek. O yeni program dahilinde derslere devam edin. Burada gelişim dersini bu şekilde işleye işleye bayağı bir ilerleteceğiz. Öğrenmeyi de eğer vakit kalırsa, Ocak'ta açılmazsa yine aynı şekilde böyle işleye işleye anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de anlaşılıyor aslında. Yeter ki tekrarını günü gününe vakti zamanında yapın. Takıldığınız bir şey olursa WhatsApp'tan bana ulaşıp sorularınızı sorup dönütünüzü alın. Hiçbir zaman yüz yüze eğitim gibi olmasa da yapacak bir şey yok. Bütün Türkiye aynı durumda arkadaşlar. Ben birkaç ilde de derse giriyorum. En ileride olduğum kurum yine İzmir'de. Yani konularda en ileride biziz. Yani o anlamda avantajlısınız. Sorusu hocam, olan? Şey, bu yeni programda bir bilginiz var mı? Yine böyle her güne mi dağıtacaklar dersleri? Yani bir günde mesela iki ders, üç ders görüyorduk ya. Şimdi her güne yaydılar. Evet, belki de hafta sonunda. Evet, belki de hafta sonunda, şimdi hafta sonu yasaklar olunca belki de hafta sonunda dersler daha fazla olur. Ama hani iki güne yaymak biraz zor olabilir. Nasıl yapılır? Belki hafta içi akşamlar bir tık daha az olur. Hafta sonları biraz daha artarak devam eder. Evet, soruları gruba atmaktansa o grup biliyorsunuz online eğitim için kuruldu. Benim orada telefonum var. Telefonumu kaydedin benim. Direkt bana doğrudan soruyu atarsanız o grupta daha çok online eğitim muhabbetleri dönüyor çünkü biliyorsunuz. Başka sorusu olan? Hocam bir de bu az önce nottan bahsettiniz. Biz daha başlamadık ama bu notları nasıl temin edebiliriz? Öğretmenim, bu notlar dershanede var. Tamam. Dershaneye uğrarsam, ben de yarın dershanedeyim. Notları oradan temin edebilirsiniz. O notlardan biz ders işliyoruz. Bir de bu tamam notları da attım ben gruba. Hı hı. Evet, bu notu gördüm ama hani hard copy olarak evet var mı diye sormak istedim. Var var. Bunun biraz daha detaylısı kopya olarak var. Yarın dershaneye uğrayın. Tamam. Şey yaparız. Dershanedeki hocalar ne zaman orada olacak diye bir soru geldi. Onu idare ayarlayacak. Arkadaşlar idare daha çok biliyor. Hangi gün hangi hoca orada soru sorma vesaire. Onu idareyle görüşün. Benim çok açıkçası bilmiyorum o konuda. Hocam.
Buyurun. Ben daha önce hazırlanmıştım da KPSS'ye. Hani konuları bitirdim ama tabii puan alamadığım için bu sene de hazırlanıyorum. Sizce hani mesela dershaneyle birlikte mi gideyim, önden gidip soru falan çözeyim mi eğitimde? Bir fikrini sormak istedim de. Din kültürü öğretmenliği 71 aldım hocam. Hani çalıştım evet. Ama olmadı. Bir yerde yanlışlık yapıyorum herhalde. Şimdi şöyle bir şey. Tabii nerede az yaptın? Mesela alan netin kaç? Hocam hepsi 70'lerde yığılmış. Alan 52-55 ama hepsi 70'lerde yığılmış. Yani genel yetenek, din kültür, eğitim, alan. Alandan 52 net mi yaptın? Evet hocam. Eğitimden kaç net yaptın? O da 52-53 civarı. GGK çok düşük o zaman. Genel kültür kısmı çok düşük. Evet, eğitimde 52-55 arası gidip geliyorum. Şimdi eğitim birimlerinde bizim geçen sene Türkiye ortalamamız 80 soruda 37 net. Şimdi bizim burada ana hedefimiz eğitim birimlerinde Türkiye ortalaması kaç ise eğer, ondan en az 20 net fazla yapacağız. Yani 57, 58, 59 net yapacağız. Orada çok kötü değilsin. Benim bildiğim kadarıyla DİKAP alanda da 52 net çok kötü bir net değil böyle aman aman. Kötü hocam ya. Çünkü... Yani çok kötü değil. 30-35 değil sonuçta. Yani onu bir 60'a çıkartacağız. Çok böyle aman aman 20 net arttırmayacağız. 60-65'e çıkaracağız. Ama GYGK'm bence biraz kötü. Senin yerinde olsam yetenek kültür kısmını önceden bitiririm. Böyle evet, 19 netti orası. Bayağı bir evet, düşük. Orası biraz zayıf kalmış. O yüzden kültür kısmını önceden halletmen daha iyi olur diye düşünüyorum. Yok, ben şey sordum. Eğitim kısmında hani konuları bitirdim ya ben. Hı-hı. Hani önden soru çözeyim mi? Yoksa tabii hani... Tabii ki. Zaten 52 net yapmışsın zaten. Bir 10 net koyacağız üzerine. Sen eğer konulara hakimsen tabii ki çözebilirsin. Mutlaka. Tamam, çok teşekkür ederim. Bizi de dinleyip pratik yaparsın. Tekrar bir şey daha sorayım. Kaynak önerisi verir misiniz? Şimdi arkadaşlar, kaynak şöyle. Yani bizim dağıttığımız kaynak soru bankası, Murat'ın soru bankası sınavın sorularına çok yakın. Bunun dışında PEGEM alabilirsiniz, soru bankası. Bir de bunun dışında arkadaşlar DEKA yayınlarının soru bankası var, DEKA. O da güzel, fena değil. Bunları alıp çözebilirsiniz. Çözerken de mutlaka bir tanesini daha sona bırak. Yani mesela PEGEM kalsın, 3 ay sonra gelişimi öğrenme için bir tekrar istediğinizde PEGEM'den başlayıp bir daha tekrarlayalım. Hepsini aynı anda bitirmeyin. Teşekkür ederim. Şey hocam, bu çıkmış soruları ne zaman çözelim? Ben onun kitaplarını aldım da son 7 senenin hem eğitimde hem GKG7'de. Ne zaman çözeyim sizce? Yani yine böyle sene sonunu mu bekliyorum? Çıkmış soruları defa. Onlar %70-80 bitmeden çözmüyor. Ha, biraz ama, daha sonra doğru. Şöyle çıkmış ama soruları... Konularına ayrılmış kitap. Ya bu konuyu bitirdim çözeyim mi? Ya biz bir de tabii. Baştan başlayacağız ama ben burada görüyorum, kendim de tekrar ediyorum. Ben aldığım soruları çözüyorum. Sizle baştan başladığınızda. O soruları konu ayrılmış çıkmış soruları çöz ama kitabın üzerine çözme. Mayıs'ta bir tekrardan daha. Anladım, tamam. Mayıs'ta bir daha. Tamam hocam. Başka var mı? Evet, görüşürüz arkadaşlar haftaya. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederim.